Merhaba arkadaşlar. Bugün Kutsal Kitap Eski Antlaşma'da bulunan Tanrı Avram'ı neden çağırdı adlı hikayemizi anlatacağım. Önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Yaratılış 12. bölüm 1 ve 2. ayetler. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Evet arkadaşlar, İbrahim'in babasının adını biliyor musunuz? Onun babasının adı Terah'tır. Terah, ailesiyle beraber Kenan ülkesine gitmek üzere Kirdanilerin Ur kentinden ayrılıp Haran'a gitti ve oraya yerleşti. Harran, Şanlıurfa'nın yaklaşık 30 kilometre güneyde bir şehirdir ve şu an Irak'ın güneyinde bulunur. Terah'ın 3 oğlu vardı. Avram, Nahor ve Haran. Bu oğullardan Haran'ın Lut adlı bir oğlu oldu. Ama Haran, Harran şehrine gelmeden Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram yani İbrahim Saray'la evlendi. Avram ve Saray çok istemelerine rağmen uzun süre çocuk sahibi olamadılar. Bir gün Tanrı Avram'a görünerek, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Tanrı Avram'ın her şeyini bırakıp oturduğu yerden ayrılmasını ve kendi göstereceği yere gitmesini söyledi. Ve Tanrı Avram'a şu vaatlerde bulundu. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Avram Tanrı'nın sözüne güvendi ve ona itaat etmeye karar verdi. Tanrı'nın gücüyle çocuk sahibi olabileceğine ve onun aracılığıyla büyük bir ulus olabileceğine inandı. Tanrı'nın sözüne güvendiği için gitmeye karar verdi. Avram kararını eşi Saray ve kardeşleriyle de paylaştı. Ben artık Tanrı'nın sözüne güveniyorum. Haran'dan ayrılıp Tanrı'nın gösterdiği yere gitmeye karar verdim. Hadi yolculuk için hazırlanalım dedi. Avram, eşi Saray'ı ve kardeşi Haran'ın oğlu Lut'u yanına aldı ve Haran'dan ayrıldı. Avram, 75 yaşında Tanrı'nın gitmesini istediği yere gitmek için yola çıktı. Avram ve ailesi Tanrı'nın gitmelerini istediği Kenan topraklarına doğru yola çıktılar. Tanrı yol boyunca onlarla birlikteydi ve onlara yol gösterdi. Onlar Tanrı'nın önderliğinde Kenan topraklarına vardılar. Avram ülke boyunca Şekem'deki Mamre meşeliğine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab Avram'a görünerek, "Bu toprakları senin soyuna vereceğim," dedi. Tanrı, Avram Şekem'deyken ona tekrar göründü ve Avram kendisine görünen Rab'be bir sunak yaptı. Şekem'den Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gittiler ve orada bir çadır kurdular. Avram kendisine yol gösterip oraya getiren Rab'be şükretti ve orada tekrar bir sunak yapıp Rab'be yakardı. Sonra yavaş yavaş Negev'e doğru ilerledi. Yeni Antlaşma İbraniler 11. bölüm 8. ayette Avram yani İbrahim hakkında şöyle yazıyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Tanrı, Rab'bin sözüne itaat ederek her şeyi bırakan, Rab'bin gösterdiği yere giden Avram'ı kutsayarak
ona yeni bir isim verdi. Avram'a çokların babası anlamına gelen İbrahim adını verdi. Ve o 100 yaşındayken Rab söz verdiği gibi ona İshak'ı verdi. Sonra da İbrahim'i hem bereket kaynağı hem de iman atası yaptı ve onun soyundan İsa Mesih dünyaya geldi. Tanrı'nın yaratılışın başlangıcında insan için olan amacı İbrahim'in soyu aracılığıyla da gerçekleşti. Dolayısıyla İbrahim, İsa'ya iman edenlerin iman atası oldu. Evet sevgili arkadaşlarım, iman atamız olan İbrahim gibi Rab Tanrı'ya tapınmaya, Rab'bin sözüne itaat ederek yaşamaya ve ona güvenmeye gayret edelim. Tanrı'nın sözünü doğru bir şekilde öğrenip uygulayalım. O zaman Rab Tanrı sözüne itaat ederek yaşayan İbrahim'i kutsadığı gibi bizleri de kutsayacak ve bereket kaynağı yapacaktır.